Bismillahirrahmanirrahim. Bayburt İlitam. Arapça bir. Üçüncü sınıf oluyor. Şöyle bir 1. üniteye giriş yapalım dedim. Kelime çeşitleriyle başlıyor kitap. Kelime çeşitleri. Kelime kaça ayrılır? İsim, fiil ve harf olmak üzere kelime üçe ayrılır. Madde bir isim. Zamanla ilintili, ilişkili, alakalı olmayan ve ayrıca buna ilave olarak müstakil yani kendi kendine, başlı başına. Yani bir başka kelimeye muhtaç olmadan kendi kendine bir anlam ifade eden kelimelere isim deniyor. İsminin öylesi iki özelliği var. İki şey aynı anda olmalı, sadece birisi yeterli değil. Bir zaman manası içermemeli. Nasıl yani? Şöyle yani. Dili geçmiş zaman olmayacak. Ne gibi? Yardım etti, baktı, uçtu, yazdı, anladı, gördü gibi tı, di, du şeklinde bitmeyecek. Böyle bir mana içermemeli. İçermemeli. Ayrıca şimdiki zaman geniş zaman ekleri almayacak. Ne gibi? Şunun gibi. Yardım eder. Bak er aldı. Bakar, ar aldı. Yardım eder, bakar, anlar, uçar, yazar, gelir. Er, ar. Veya yor. Anlıyor, bakıyor, okuyor, dinliyor. Yor iki almayacak. Buna ilave olarak ayrıca ecek, acak eki de almamalı. Ne gibi ee, anlayacak, ecek, acak, anlayacak, bakacak, uçacak, kaçacak, yazacak gibi ecek, acak eki de almamalı. Buna göre bir kemen isim olabilmesi için dili geçmiş zaman, şimdiki zaman, geniş zaman ve gelecek zaman manası içermemesi lazım kelimenin. Yoksa isim olan bir kelime zamanla kısmen ilintili olabilir, ilişkili olabilir. Ne gibi? yevmün ne demek? Bir gün demek. Bir gün 24 saat. 24 saat zamanla alakalı değil mi yani? Veya gidip direkt saaten yazabilirsin. Saat zaten saat zaten yani direkt zaman. Zemenun bak zaman diyor. Zaman kelimesi de nedir? İsimdir. Z zaman. İsimdir ve zamanla alakalıdır. Kelimenin kendisi zaten zaman. Ha, öyleyse şunu yanlaman lazım. Zamanla elintili olmayan derken ne kastediyor? Dili geçmiş zaman değil. Şimdiki zaman geniş zaman değil. Gelecek zaman değil. Bunların dışında zaman manası içeriyor olabilir bir isim. İşte örnek verdim 3 tane. Daha fazla ölebilirsin. Asrun, asır, el an, şimdi gibi bir sürü kelime yazılabilir. Böyle elintili olmasın ve ayrıca Müstakil yani kendi kendine yani bir başkasına ihtiyaç duymadan tek başına tahta bir kelime yazsan bile bir mana ifade etmelidir. E, zıttıyla birlikte örnek var. Mesela Türkçe'de mantık verelim anlaşılsın. B harfi var mı mana? Tek başına yok. Tek başına yok derken başkasıyla beraber manası olur mu? Tabii ki. B'nin yanına gelip alık yazarsan sonuç olarak balık olur veya sadece e, ailele A ile L yazsan bal olur. Yani sonuç olarak yanına farklı harfler ilave ederek bir mana ifade eder. Ama B tek başına bir mana ifade etmiyor. Aynısı Arapçada geçerli. Önce mantığı vermeye çalıştım. Arapçada geldin şöyle ba harfi yazdın. Ne manaya geliyor? Bir manaya gelmez hocam. Harficer bu. Nasıl manası yok? Harficer kendi kendine mana ifade etmez ki bir ismin sağ tarafından başına gelerek o kelimeyle birlikte bir mana ifade eder. Bani gelebileceği bir sürü mana var ama kelimeye göre, cümlenin akışına göre mana olur. Veya geldin kaf yazdın, ne manaya getir? Bir manaya gelmez. E geldin kef yazdın, manası nedir? Manası yok. Hocam nasıl yok? El kafu li't-teşbihi. Teşbih içindir. Kaf teşbih içindir cümledeki kullanımına göre. Durduk yerde bir mana ifade etmez. Yoksa yanına getirdiğin harflere göre değişir yani direkt teşbih diyemezsin. Çünkü kefi şu şekilde yazıp yanına ta ve de ba harfi getirsen k, t, b yaparsan ha, yazdır diye mana çıkar. Bak kef başka harflerle birleştiği zaman reaksiyona girdiğinde bir mana ifade eder. Ha, öyleyse harf tek başına mana ifade etmez. Bir başka harflerle kelimelerle kaynaşarak sağında sonunda bulunarak bir şeyler ifade edebilir. Oysa ki isim öyle değil. Müstakil kendi kendine bir manası var. İşte zaman kelimesi, zaman kelimesi. Sağına sonuna bir şey eklemene gerek yok. Direkt manası var. Saaten isim. Bunların hepsi isimdir. Ve tek başlarına bir mana ifade ederler. Esuk es isimdir. Sağına sonuna bir şey eklemene gerek yok. Çarşı demektir. Pazar demektir. Aracülün isimdir. Bir şey ilave etmene gerek yok. Kendi kendine yani müstakil olarak bir başkasına ihtiyaç duymadan mana ifade ediyor. İşte müstakil bu. Tahtayı biraz sildik. E, demek ki ismin iki özelliği var. Zamanla alakalı olmasın ve kendi kendine bir mana ifade etsin. İsim derken özel isim olması zorunlu değil. Özel isim de dahil. Özel ismin dışındaki isimler de dahildir. Şimdi güzel bir çalışma yapılmış. Burayı yani hemen şurayı okumaya başladığımda kitabın çok güzel hazırlandığını fark ediyorum. Direkt böyle hazırlayan hocalara övgü e, ifade edesim geliyor açıkçası. Kendi çok güzel kitap hazırlamışlar. İsim kelimesi kırmızı yazılmış. Çünkü cümledeki kırmızı kelimeler isimdir. Fiil kelimesi yeşil yazılmış. Cümledeki yeşil lafızlar fiildir. Harf kelimesini mavi yazmışlar. Çünkü cümlelerdeki mavi yazılan kelimeler de harftir. Çok güzel hazırlanmış. Renkleri görüyorsunuz. Ona göre ne olduğu belli. Vehebe gitti. Racülün adamın biri. Nereye? İle suğuk çarşıya gitti. Şimdi zehebe fiil. Nereden anladın sen bunun fiil olduğunu ispatla. Şartı, alameti nedir yani? Bu Burası sıra buraya geldi de şunu diyesim gel. Sizler artık 3. sınıf öğrenciler olarak şu şekilde fiil çekimi çalışması yapabilmelisiniz. Bir yukarı alalım. Mesela şurada. Müfet müzekker gayip, tesne müzekker gayb, cemi müzekker gayb, tesnesi müennesi muhatap vesaire var. Bunun ona göre fiil çekim yapabilmelisiniz. Bir sayfa Nasara, nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nasarna. Bu şekilde kuru ezber değil de. Nasara müfett müzekker gayiptir. Nasara tesliye müzekker gayiptir. Nasaru cem müzekir gayiptir. Manasını bilerek. Nasarat, nasarte, nasarte tu, tu, na gibi. Bunları ezbere gerekiyor artık 3 sınıf öğrencisi olarak. Çünkü yani fiil demek, zehebi fiil. Nerede anladın? İşte üç harfli hepsi de fetalı fiildir. Böyle bir ezber olmaz. Böyle bir anlayış olmaz. O harflerin hareketleri değişebilir, harf sayısı değişebilir. Dolayısıyla fiil çekimine hakim olacaksınız 3. sınıf öğrencisi olarak. Ee, sadece 3. sınıfı geçme hedefiniz olmamalı. 3. sınıfı bitirmekle birlikte artık en azından orta düzeyde Arapça bilmeliyim. Basit düzeydeki Arapça hikayeleri çevirebilmeliyim. Te tercüme edebilmeliyim. Hatta bunları basıp yani bir matbaayla anlaşıp Bunları bir yayın evinde bile çıkartabilmek, satabilmek o seviyede olmalıyım. Hedefiniz bu olmalı. Sadece sınıfı geçmek olmamalı ve bu hedef zor bir hedef değil. Şimdi de nerede anladın? Söyle. Bir. Zamanla ilintili olmayan diyor isim için. Vehebe zamanla ilintilidir. Bak git ti. Geçmiş zaman ekini görüyorsun değil mi? Git ti. Değili geçmiş zaman eki var burada. Buna göre dehebe nedir? E, zaman manası içermesi itibariyle, dili geçmiş zaman içermesi itibariyle mazi fiildir. Fiildir, fiilin de mazi kısmıdır. Racülün isimdir. Nerede anladın? Adam demek. Şimdi adam kelimesinde dili geçmiş zamanda olduğu gibi di yok. Veya er, ar ekleri almaz. Bak Türkçe ile alakalı. Türkçe dil bilgin ne kadar varsa Arapça'ya o kadar daha iyi anlarsın. Veya bunlara ilave olarak e, cak, Ecek, acak ekleri de yok değil mi? Yani dili geçmiş zamanda yok. Öyleyse nedir? Adam kelimesi fiil değildir. E belki harftir. Harf de değildir. Niye? Aracın adam demek. Adam kendi başına bir mana ifade edebiliyor. Bundan ötürü nedir? Harf değildir. E fiil de değil, eşittir, isimdir. Peki ila harftir. Nerede anladın? Bir defa sen harfi c'leri ezdirebilmen lazım. Yani her kelimenin manasını bilemezsin. Daima manaya gidemezsin. Doğru mu? Bundan ötürü bazı şeyleri ezberlemen lazım. Oturacaksın. Harfi ezberleyeceksin. Atıf harflerini ezberleyeceksin. İnne, enne, ki enne grubu var ya, inne ve benzerleri, inne ve kardeşleri. Onları ezberleyeceksin. Kâne ve benzerleri ezberleyeceksin. Bunlar zaten bu ünitelerde, bu Arapça derslerinde geçecek yani. Geçtiğinde ezberleyeceksin. Tabi ezberleyeceksin, ecek, acak eki. Bak gelecek zaman kuruyorum. İçinizde bunları ezbere bilenler zaten vardır. Ben bilmediğinizi varsayarak anlatıyorum. Es-suk çarşı demek. Çarşı. Çarşı kendi başına bir mana ifade eder. İla harfi cerdir. Harfler grubundandır. Ezberi bildiğimiz için söylüyorum. Es-suk kelimesi nedir? Eliflam almasından ötürü. Sugun es suku Eliflam zait burada. Zait ilave demek. Orijinal değil demek. Sonradan eklenmiş demek. Olsa da olur. Olmasa da olur demek. Asli değil yani. Zayt heriflem almış. Öyleyse bu kelime isimdir. su kelimesi harfi cerden etkilenerek sonuncu harfine esre almıştır. Öyleyse bu kelime nedir? Bir diğer belirti olarak, alamet olarak yine isimdir. İsimler mecrur olabilir. İşte mecrur olmuş. Cer alameti alabilir. Almış esre. Başında harfi cer olur. Olmuş zaten. O zaman esuk es isimdir. Ade fiil bak yukarıdakine benzemiyor. Fiillerin bir sürü kısımları var. Hangi taraftan baktığına bağlı. Mücerret fiil var. Mezit fiil var. Buna ilave olarak sülasi fiil var. Rubai fiil var. Çünkü mücerredin de mücerret olanın da mezidi, mezidi var. Mücerredin zıttı olan. Yani mücerret olan bir fiil ya sülasidir ya rubaidir. Mezit olan fiil de ya sülasinin mezididir ya da Rubai'nin mezididir şeklinde ayrılabilir. Çok da ayrıntılara girebiliriz. Şu an ilk derste fazla ayrıntıya girmeyelim. Ade fiildir. Döndü. Bak dili geçmiş zaman iki aldı. Mazi fiildir. Halilun temin almış olması isim olduğunu gösterir zaten. Tamam mı? Temin almış. Öyleyse isimdir. Halil burada özel isimdir aynı zamanda. Halil, Ahmet, Mehmet gibi kelimeler. Bu bakımdan isim olduğunu anlayabilirsin. Min harfi cerdir. Min diyorsun Mine yazıyor. Mine özel isim mi? Kadın isim mi? Yok. Min Mine olmuş. Aslında Min Sukun vardı. Min Seferi diye okuyamayacağımız için hem sağ tarafta Sukun hem sol tarafta kelimel, kelimelere baktığımızda şurada şeddeli Sin var ya Sin şeddeyi açarsan iki tane Sin var. Bir tane Sin sakin. İkinci Sin ise nedir? Harekelidir. Bunlar kaynaşmışlar, şeddeli olarak yazılmış. Bu yüzden maden ki Es-sefer kerimesinde bir sukunluk, bir sakinlik var. Sağdaki bunda da sukunluk, sakinlik var. İki tane sakin harf yan yana geldiğinden bu şekilde okumak mümkün olmadığından ne yapmışlar? Demişler ki sağdakini hareke verelim. Ne yapmışlar? Fetha vermişler. Min es-sefer. Bildiğin min harfi cevridir. Estefer kelimesi isimdir. Nitekim zait yani orijinal olmayan eliflam hareki eliflam almıştır. Ve aynı zamanda harfi cerden sonra gelen kelimeler isimdir. Diyerek de isim olduğunu anlayabilirsin. E, kelime mecrur cer alameti almış. Diyerek de isim olduğunu anlayabilirsin. Sefer kelimesi hani sefer yolculuk e, savaş artık sefer. Sefer kelimesi di'li geçmiş zaman, şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman ekleri de almamıştır. Buradan da isim olduğu anlaşılabilir. Ene. Ene ben Dalib'in bir öğrenciyim. Fekhûl-i İlahiyat Fakültesinde. Şimdi ene kelimesini yanlış renklendirmişler. Ene bir harf değildir. Ene zamirdir. Zamirler isim grubundandır. Harf değildir bakımdan enenin isim olduğunu ve kırmızı yazılması gerektiğini ifade ediyoruz. Ee, ene nedir? İsim. Nerede anladın? Belki de fiildir. Şimdi bazı şeyler ezberlememiz gerekiyor değil mi? Zamirleri hüve ve hum hiye huma hunne gibi zamir şekilleri ezberlenmesi gerekir. Ve zamirlerin isim olduğunu da bilmemiz gerekir. Ene harf değil. Ezbere bilmen gerekiyor yani. Talip isimdir. Nereden anladın? temin almış. Bunu söyleyebilirsin. Fi harfi cer harfler grubundan. Harfi cerden sonra gelen kelime zaten isimdir. Ve aynı zamanda esse bitmiş. Yani mecrurdur. Cer alameti olarak esse almış. İsim olduğunun bir diğer kanıtı. aynı zamanda bu kelime muzaftır. Bu da onun isim olduğunun bir diğer kanıtı. El ilahiyat zayt eliflem almış. İsim olduğunun bir kanıtı. E kendisi muzafun ileyh durumunda mecrur cer alameti almış. isim olduğunun bir diğer kanıtı. Sondaki ta da nedir? Kelimenin hem elifinin bulunması hem ta'nın bulunması cemi müenne salim bir isim olduğunun kanıtıdır. Şimdi bu tarafa bakıyoruz. Burada neler anlatılmış? Diyor ki ismin belirtileri, alametleri, ipuçları. El kitabu, el kalemu, es seyyaratu. Başına harfi tarif. Harfi tarif nedir? Sadece elif midir? Elif artı lam mıdır? Sadece lam mıdır? Bu ihtilaflı. O ayrıntıya girmiyoruz. Harfi tarif derken elif lamı kastetmiştir diyebilirsin. Bunlar elif lamsız yazılabilir mi idi? Evet burada kelimelerin her biri elif lamsızda da yazılabilirdi. Yani el kitap lafzını sen şöyle de yazabilirsin. Kitabun. Eliflamı kaldırdığında kelimenin sonuncu harfine tenvini vereceksin. El kalemu. Şuradaki eliflamı silim, silmen mümkündür. Silersen artık kalemun şeklinde kelimenin sonuncu harfine tenvini vereceksin. Es seyyaratu seyyaratun şeklinde olur. Demek ki harf tarif ekleyebilirsin de eklemeyebilirsin de. Varsa zayt olarak varsa orijinal olmayarak varsa onun isim olduğunu gösterir. Bu manada bazen Diyanet İşleri Başkanlığı şöyle sorular sormuştur. Elha kumut tekasır. Şurada elha yazıyor bak. Elha kumut tekasır kelime el ile başlamış değil mi? O zaman el ha isim midir, fiil midir? İsimdir, elif var. Harfi tarif var. Yok isim değil bu. bu fiil. Allah Allah. Az önce öğrenemedik ama. Ayrıntılar var. Ayrıntıları birlikte canlı yayında, özel derslerde ilerledikçe göstereceğimiz pek çok şey var tabii ki. İlk derste her şeyin oturması beklenilmez zaten. Peki devam ediyoruz defterun temin alabilir. Kelimenin sonunda temin varsa o nedir? Kesinlikle isimdir. Niye? Harfler temin almaz. Fiiller temin almaz. Diyor ki harfi cer gelebilir. Yani harfi cerleri ezberi bildiğinizi varsayıyoruz. Harfi sol tarafındaki kelimeler. Harfi cerlerin sol tarafındaki kelimeler isimdir. Harfi cerden sonra yazılan kelimeler mecrurdur. E, diyor ki bu durumda son harekesi kesre olur derken yani e, harficilerin sol tarafındaki kelime son harekesi kesre olur derken yani kesre olur derken kesre olmayabilir de kesre olması zorunlu değil. Kelimenin türüne göre bunlar. Kelime gayrimusarifse esre almaya bir kesre. Esre demek tamam mı? Aynı şey. Şu yani saf külliyeti. E, kelime cevi müzekkes Hareke bile almaz. Değil mi? Harf ile mecrur olabilir. Bu bakımdan kese zorunlu olduğunu düşünmeyin. Ya Ahmedu diyor ki nida harfi var. Ya nida harfidir. Nida harfinden sonra gelen kelimeler nedir? İsimdir. İsim tanımlaması yani izafet, muzaf, muzaf ile ilişkisi olabilir. Muzaf olan da isimdir. Muzaf ile olan da isimdir. Buna göre Bab da isim, saf da isim. Miftah da isim, seyyara da isim. Bab muzaf, saf muzaf müneyh. Miftah muzaf, seyyara muzaf ney. Burada mana üzerinde durmadık. Kitap da zaten manayı vermedi. Çünkü burada mana murat değildir. Yani mananın peşinde değiliz. Burada gramer peşindeyiz. Kitap onun peşinde. Biz de onu anlatıyoruz. Bab-ı sınıf kapısı. Miftah-ı seyyara, otomobilin anahtarı gibi basit manalar var. Mana önemli değil. Burada mana neydi diye sağda solda araştırıp kendinizi yormayın. Grameri anlayın burada. Her ders veya her konu böyle değildir. Burada sadece mana murat değil. Yeri gelecek. Mana murat olacak. Tercüme yapılacak. Hadika muzaftır ve isimdir. El medrese isimdir ve muzafın üleyhtir. Şeceratun yuvarlak ta diyor. Buna ne, ne diyoruz? Ta-i merbuta diyoruz. Tamam mı? Ta-i merbuta. Yuvarlak ta. Yuvarlakta iki şekilde gelebilir. Zaten burada onu göstermiş. Kitap güzel hazırlanmış. Yuvarlakta. Bak buradaki yuvarlakta nasıl yazılmış? Şu şekilde. Buradaki yuvarlakta nasıl yazılmış? Şu şekilde. Fark ne? Sağdaki ta'nın hemen sağında ra harfi var. Ra soldan bir harfle bitişmez. Yani şöyle bir şey olamaz değil mi? burası ra'dır, burası ta'dır diyemezsin. Bu yüzden şecer kelimesindeki ta ne olmuş? Ayrı yazılmış. Ayrıdan kastım bildiğin yuvarlak yani şöyle yazmış. Oysa ki mihfaza kelimesindeki ta gördüğün üzere biraz daha farklı. Niye? Sağındaki harfle bitişebildiği için. O zaman bu yuvarlak ta sağındaki harfle bitişebilirse, bitişemezse ona göre kısmen farklı yazılabiliyor. Böyle de olabilir. Şöyle de olabilir. İkisine de tay merbuta diyoruz. Yuvarlak ta yani. Kelime çeşitleri ve işaret isimleri olarak ana başlıktı. <laughs> Fiil. Şurayı tabi göz ardı etmeyiniz diye şöyle bir gösterelim. Biraz yazıyı küçültelim. Burada özellikle aklınızda tutmanız gereken yerler belirtilmiş. Fiil nedir? Zamanla ilintili alakalı ilişkili. Yani mazi, geçmiş zaman, dili. Bak yazdı, açtı, baktı, anladı, dinledi, izledi. T, t, tu diye biter. Muzari fiil. Şimdiki ve geniş zaman ekleri alır. Yor veya er, ar. Koyun otu yor. Yor da diyebilirsin. Er, ar da ekleyebilirsin geniş zaman er ar eki alır yaklaşık bir daha er ar geniş zaman ekidir. Er olur, ar olur, ır olur. Ali yüzer er ar. Ali çalışır ır da olabilir değil mi? Ali bakar ar da olabilir. Er, ar, ır bunlar nedir? Geniş zaman. Yor ise şimdiki zaman. Ali bakıyor, anlıyor, dinliyor. Muzari fiil böyle çevrilir. Mazi fiil tı, ti, tu diye çevriliyor. Bir de ne var? Emir fiil var. Aç, oku, bak, gel, dinle, git gibi ikinci şahsa yapılan emirlerdir. E buna ilave olarak bir de muzari fiil durumuna göre gelecek zaman ifade edebilir. Mesela Seyqulü süfehâ'u minen nâsi mâ vellâhum an kıbletîmü lletî kânû alâ seyekûlü gâleyegûlü seyekûlü Muzarifin evvene sin eklediğinde ne olur? Gelecek zaman ifade eder. Yegûlü diyor seyekûlü diyecek es süfehâ sefihün süfehâ beyinsizler minen nâsi insanlar içerisinden mâ vellâhum şeklinde ayet devam ediyor. Veya muzari'nin evveline ne getirebilirsin? Sefe kella sefe tanemun. Fümme kella sefe tanemun. Sefe ne yapar? Yine gelecek zaman manası ifade eder. Muzari'nin evvelinde olduğu zaman. Muzari gelecek zaman. Yani ecek acak diye mana verdirir. Ha, fiil demek ki zamanla alakalıdır. Hangi zaman? İşte mazi olabilir. Yani dili geçmiş. Muzari olabilir. Er, ar, ecek, acak şeklinde. Veya emir fiil olur. Emir fiilde nedir? Elimin gerçekleşmesini istediğimiz fiil. Yani esasen emir fiilden kasıt gelecek zamandır. Pencereyi aç diyorsun mesela. Pencereyi aç karşındakine dedin. Senin talebin gerçekleştiği zaman. Geçmiş zaman mı gerçekleşecek? Yok <laughs> 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 gelecek zamandır. Ha öyleyse emir fiilden maksat nedir? Yine gelecek zamandır. Zamanla alakası vardır. Evet. Müstakil bir anlam ifade eder mi? İfade eder. Bir başka şeye ihtiyacı yok. Tahtaya çıkıp KTB yazdığında yazdı manası gelir. Tahtaya ne sara yazdığında yardım etti manasından gelir. Sağına sonra bir şeyler eklemene gerek yok. Bir eylem iş oluş bildiren kelimelerdir. Fiiller zaman açısından mazi, ve emir olarak üçe ayrılır. Mazi, geçmiş zaman fiilidir. Muzari, şimdiki zaman, geniş zaman. Direkt ifade eder. Veya alacağı eklere göre, eklere göre ilave kelimelere, harflere göre gelecek zamanda ifade edebilir. Yani az önce sin, self'e sağ tarafına eklenebilir. Veya olumsuz olarak len eklenebilir sağına. Muzari, fiilin sol tarafına cümlede bir takım e, kelimeler ilave edilerek. Mesela yarın, öbür gün, bir hafta sonra gibi ekler, zarflar eklenerek. Yine gelecek zaman manası kendisinden kast edilebilir. Emir direkt zaten gelecek zaman manasındadır. Burada fiil anlattı, zamanlarına değindi. Şimdi burada mazi fiil dedi. Bir satır anlattı, iki örnek verdi. Sen mazi anladın mı? Yok anlaman mümkün değil bu şekilde. Neden mümkün değil diyorum? Çünkü e, fiilin bir sürü kısımları, çeşitleri var. Şimdi ketebe, nasara, fetaha bunlar birinci kelime bak şuradaki kelime devam var. Nesara, nesara, nesaru, nesarat. E bunun var, muzarisi var. Çeşitli kalıpları var. Görüyorsun değil mi? Tensurune, tensurine, tensurane, ensuru, nensur. Bunlar hep fiil. başına lem gelir, lemma gelir, ma gelir, la gelir. Bu fiil çekimlerini artık ezbere bilmenizi gerektiğini düşünüyorum ben. bu fiilin tabi isimleri de var. Nasır ve Bunlar isim kısımları. Bunların çeşitli babları da var. Sadece öyle nasara, ketebe gibi basit olmayabilir her zaman için değil mi? Saldıralım aşağıya doğru. Mesela inşakka, inşakka, inşakku, inşakkat gibi kelimeler var. Ne diyor? Diyor ki infial babındandır diyor. İnşakka, parçalandı, lazım fiil. Bunun gibi fiil çekim kitapları edinmelisiniz veya pdf'den çalışmanız gerekecektir. Fiil konusu da ayrıca gelecektir. Şu an sadece kitap tanıtım yapıyor. Harf diye de bir şey var. Harf nedir? Tek başına bir anlamı olmayan. Zaten kısmen değindik buna bayağı değil mi? Birleştiği isim veya fiille birlikte anlam kazanan kelimelerdir. Tek başına bir anlam ifade etmez. Burada harften maksat ne? Hece harfleri değil, mana harfleridir. Harf iki ayrı birisi yani. Huruful maani, mana harfleri. Hece harfleri değil. Hecafleri derken de işte elif sözünü biliyorsun. Elif var, peşine bağ geliyor, bir harfleri devam ediyor. Sin var, şin var, kaf var. Onlardan bahsetmiyoruz diyor. Neden bahsediyorsun? Mana harflerinden bahsediyorum. Mana harfleri nelerdir? Birazdan gelecek onlar herhalde. Bakalım. Harfler sadece isimlerin ya da fiillerin başlarına gelebilecekleri gibi hem isimlerin hem de fiillerin başına gelebilirler. Harflerin bir kısmı sadece isimlere, bir kısmı sadece fiillere, bir kısmı her ikisine de eklenebilir. Şu şekilde ifade etmek mümkün harflerin türleri. Sadece isimlerin başına gelenler. Ba harfi cer. Bak hep harfi cer bunların. Diyor ki harfi cerlerin hemen sol tarafında isim yer alır demek istiyor. Harfi cerlerin solunda fiil olmaz demek istedi. Sadece fiillerin başına gelenler en, muzari, nasb eder. Yani enden sonra fiil gelir, isim gelmez. Enlen, key, lem, lem, kat. Bunların hepsi nedir? Katı bir kenara bırakalım. Şuradakilerin hepsi sadece, hatta lemmayı da kenara bırakalım. Enlen, key, artı lem. Bunlar muzari'nin başına gelir. Lemma hem mazi hem başına gelebilir. Kat da hem mazi hem muzdarın başına gelebilir hem isimlerin hem de fiillerin başına gelenler de var. Atıf harfleri gibi. Huruful mani dediği şeyler nelerdir öylese Harf cerler huruful maani'dendir. Muzari nasb edenler huruful mani. Muzari ve fiili cezmedenler huruful mani. Atıf harfleri huruful mani. Kasem harfleri huruful mani. İnne enne ve benzerleri huruful mani olarak adlandırılmaktadır sıra işaret isimlerine geldi. Burada bir ne yapalım? Nokta koyalım. Ve şuradan biraz bakalım. İsim, fiil, harfi ne kadar anladık acaba? Bismi. Baştaki ba harfi cerdir. Yani harftir. Peşine ismi yazıyor. Yani o as aslı şudur. Bir tane ba harfi cerdi var. Peşine artı ilave olarak. ismi. Yani ismun diye bir kelime var idi. Bu kelime yani biz besmele çok kullanıldığı için aradaki hemze hasfedilmiştir, silinmiştir. Böylece bilmiş olduğunuz, görmüş olduğunuz bismi lafzı elde edildi. Aslı neymiş? Bi ismi imiş. Bi ismi imiş. Öyleyse ba harfi gel peşine gelen isim kelimesi isimdir zaten. İsim kelimesi isimdir. Nerede anladın? E, i̇sim zaten isim kelimesi isimdir. Aynı zamanda harficilerin sonundaki kelimeler isimdir demiştik. Aynı zamanda e, cer olan kelimeler, mecrur olan kelimeler de isimdir demiştik. İsim lafsı da mecrur. Lafzatullah, yani Allah lafzı, Allah kelimesi. Celle Celaluhu. Bu da bir isimdir. Allah ismi. Esmal Hüsna. Bu da nedir? İsim. Aynı zamanda şuradan da anlayabilirsin. İsim lafzı muzaftır. Muzafla sadece isim olabilir. Lafzatullah muzafun ileyh. Öyleyse o da isim olduğunun bir diğer kanıtı. Errahman, rahman Eliflam da bak zayit. Rahman, errahman. rahman Eliflam zorunlu değil burada. Eklendiğine göre isim olmalı. Errahmani, rahmani Mecrur isim olduğunu bir diğer kanıtı. Er-Rahim, Eliflam olmasaydı Rahimun olabilir mi? Olabilir. Yani Eliflam burada nedir? Zayittir. Ayetteki zayitten maksat zayit deyip geçersek İbn-i Hişam ne yapar? Kızabilir. Dolayısıyla zayitlerden kasıt yani zayittir boştur manasında değil. Zayit fazlalık boş manasında değil. Haşa. Burada kast edilen şey zayit derken yani ne demek istiyorsun? Tekit için kullanılmış, süs için kullanılmış veya gramer olarak lafzatullah marife onlar da marife. Gramer açısından marife olmaları gerekmiştir diyebiliriz. Bunlar manalarına baktığımızda da mesela Rahman veya Rahim veya lafzatullah dili geçmiş zaman değil ki geçmiş zaman değil. Geniş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman açısından. Yani bir zaman ifade etmiyorlar. O zaman fiil değiller diyebilirsin. Harf midirler? Değildir. Çünkü tek başına bir mana ifade ediyor başta başına. Müstakil demişti kitap değil mi? Öyleyse harf de değildir. Buradan yola çıkarak da isim olduklarını, isim türü kelimeler olduklarını ifade edebiliriz. Elhamdü. Elhamdü kelimesi isimdir. Nerede anladın? Başında eliflam var hamdu hamide hamdu hamdun bilen için nedir? Mastar. isimdir. Lillahi li harfi cer yani harfi harftir. Allah lafzı özel isim alem. Rabbi rabbir bu rabbun Mastardır. Mastarlar isimdir. Rabbi mecrur cer alameti esre. öyleyse nedir? İsimdir. El alemin eliflam almış isim. El alemuna el alemin cem müzekker salim isimdir. Bu şekilde incelemeler devam edebilir. İsim fiil harfi değinmeye çalıştık. Dersimizi burada tamamlıyoruz. Bu cihette, bu metot ile canlı yayınlar yapmaktayız diyerek dersimizi tamamladık. Herkese başarılar diliyoruz.